Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz muhteşem bir tableti inceleyeceğim. Huawei MatePad Pro 13.2. Özellikle çevre ürünleri ve aksesuarlar konusunda Huawei son yıllarda oldukça fazla ve değişik modeller üretmeye başladı. Ben daha önce MatePad Pro ailesinin farklı modellerini de incelemiştim. Pro 13.2 de markanın geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Cihazı ön yüzden baktığımızda sol tarafında güç tuşu yer alıyor yukarıda. Onun hemen altında iki tane büyük hoparlör delikleri bulunuyor. Üst tarafa baktığımızda ise ses açma kapama tuşunun olduğunu görüyoruz. Cihazın diğer yan tarafında ise hoparlör delikleri ve USB bağlantısı yer alıyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise dairesel şekilde tasarlanmış bir kamera alanı ve bu kamera alanının içinde iki adet kamera bir de LED lamba bizleri karşılamış oluyor. Yine cihazın ön tarafında da bir ana kameramız var. Bir de TOF dediğimiz alan derinliği kamerasının olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim Huawei MatePad Pro 13.2'nin teknik özelliklerine. Ben burada bütün teknik özellikleri söylemeyeceğim ama açıklamanın hepsini koyuyorum. Detayları merak edenler oraya da bakabilir. Huawei MatePad Pro 13.2 adından da anlaşılacağı üzere 13.2 inçlik bir ekrana sahip. Esnek OLED olarak geçiyor bu ekran ve 2880x1920 piksel çözünürlük veriyor. %94 ekran gövde oranımız var. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanımız bulunuyor. Kirin 9000W işlemci var üzerinde. 5.5 mm kalınlık, 580 gram ağırlık ve 88 wattlık kablolu hızlı şarjın olduğunu söyleyeyim ki kutudan da böyle bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte 66 dakikada %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Altın siyahı ve yeşil renk seçeneklerinin olduğunu söyleyeyim. 10.100 mAh'lik pilimiz var. 13 megapiksellik ana kamera bir de ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. 16 megapiksellik ön kamerada bir TOF kamerasının eşlik ettiğini söyleyeyim. Cihazın satış fiyatı ise 32.999 TL. Şimdi gelelim Huawei MatePad Pro 13.2'nin kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Komple bir set olarak geliyor bu ürün. Yani klavyesi bu arkasına takılabilen bir klavye dediğimiz aslında kılıf gibi bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Kılıflı klavye de diyebiliriz aslında. İki parçadan oluşuyor. Bir ana parçamız var. Bunları detaylı size göstereceğim. Bir de klavyenin tabletin arka kısmına takılan özel bir parçamız bulunuyor. Bu özel parça cihazın şu şekilde şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde durmasını sağlıyor. Bunu normal zamanda böyle kapattığımız zaman bu şekilde düz bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Buradan da açtığımız zaman böyle klavyesini kullanabileceğimiz bir alan oluşuyor. Klavyede touchpad var. Touchpad çok başarılı. Gerçekten de aslında normal bir bilgisayar kullanıyormuşçasına bir kullanım deneyimi sunuyor size bu touchpad. Hem klavyenin tuşlarının büyük olması önemli bir nokta. Tuş büyüklüğü 16.5'ye 16.5. Yani bayağı bildiğiniz normal klavye gibi kullanabiliyorsunuz. Touchpad de bayağı büyük. Onu söyleyeyim. Hatta bir de fare bağlarsanız bu normal bilgisayar gibi de kullanabilirsiniz bu tableti. Bu taraflarını beğendim. Bir de kalemimiz var. Tabii kalemimiz biraz özel bir kalem. Neden özel bir kalem? Üçüncü nesil bu. Daha önce Huawei'nin farklı kalemlerini de ben kullanmıştım. Bu üçüncü nesil olarak geçen özel bir kalem arkadaşlar. Nearlink adını verdiği özel bir teknoloji kullanıyor Huawei'nin ve hani kalemin kullanım hissiyatı gerçekten de sanki gerçekten bir kalemmiş gibi. Özellikle çizim yaparken ki bununla ilgili çok fazla uygulamada var. Onları da anlatacağım sizlere. Ve size güzel bir deneyim sunuyor. Bunları birazdan daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Biraz ekrandan bahsetmek istiyorum. Çünkü deneyimin aslında büyük bir çoğunluğu ekran tarafında. Esnek OLED bir ekranımız var dedim. Onu söylemiştim. Bazı teknik özelliklerinden de bahsedeyim ben size bu ekranın. Bir kere şunu söyleyeyim. 3'e 2 ekran oranımız var. Bu özellikle bilgisayar deneyimine yakın bir deneyim sağlıyor size tablette. 1 milyona 1 kontrast oranımız var. 1.07 milyar renk desteği var bu ekranın arkadaşlar. Ve Tüm Rain Lamp göz konforu 3.0 özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Bu sayede özellikle mavi ışık hani gözleri rahatsız etmeyecek bir noktaya çevirebiliyor ekran ışığını. Bu da sizin tableti biraz daha uzun süreler kullanmanıza fayda sağlıyor, yardım ediyor arkadaşlar. Yani ben ekranı çok beğendim onu söyleyeyim. Çünkü bu tarz ürünlerde biliyorsunuz ekran kalitesi önemli. Huawei'nin önceki ürünlerinde de ekran gerçekten de kaliteliydi ama bu modelde gerçekten de artık hani çıtayı arşa taşımış, gerçekten de yüksek bir noktaya taşımış Huawei'yi. Gerek film izlerken, oyun oynarken, normal günlük ihtiyaçlarınızda ne bileyim internette dolaşırken, YouTube'da takılırken, sosyal medyada dolaşırken bu ekran sizlere çok 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 güzel bir deneyim sunuyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi kalemden biraz daha detaylı bahsedeceğimi söylemiştim. Üzerinde birçok uygulama
geliyor zaten. Huawei'nin kendi geliştirdiği farklı uygulamalar da var ve bunlar yardımıyla çok güzel çizimler yapabiliyorsunuz. Özellikle çizim kabiliyetiniz varsa bu kalem ve tablet size sonsuz imkanlar sunuyor arkadaşlar. Hani basınca duyarlı olması, Nearlink teknolojisine sahip olması ve farklı renkleri de kullanabiliyor imkanı veriyor ve aynen bir kalem gibi not almanız, resim çizmeniz, çeşitli görseller oluşturmanız çok kolay hale geliyor. Özellikle bu öğrencilerin işine yarayabilecek ya da resimle ilgilenen, çizimle ilgilenen insanların işine yarayabilecek bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ve normal kullanımda da hani ben resimden anlamıyorum, ben resim yapmayacağım bu tabletle ama not almak da istiyorum diyorsanız derslerde mesela üniversite öğrenci için güzel olabilir veya lise öğrenci için de derslerde hızlı bir şekilde bu kalemle not alabiliyorsunuz. Hani kalem gerçekten de çok başarılı ki önceki sürümler de güzeldi gerçekten de. Ben MatePad Pro'nun daha önceki versiyonlarını da kullanmıştım, test etmiştim. Onlarda da güzeldi ama bunda biraz daha üst noktaya taşınan bir deneyim sunuluyor 3. nesil kalemle. Şimdi Huawei MatePad Pro 13.2'nin biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim. Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9000W işlemcisini kullanıyor. Onu söylemiştim zaten. 12 GB RAM var ve 512 GB depolama alanı var. Depolama alanının yüksek olması önemli. Ben bu özelliğini beğendim. Ve üzerindeki donanım günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla gördüğü gibi aynı zamanda böyle ekstra uygulamalarda işte diyelim çizim yaparken veya diğer özellikleri kullanırken size üst düzey bir deneyim sunuyor. Zaten donanım anlamında bir sıkıntısı olabilecek bir ürün değil. Ben de yaptığım sentetik testlerle bunları da gösterdim zaten. Zaman zaman videonun içinde o testlerin sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi tabletin benim en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi ses kalitesi oldu arkadaşlar. Huawei'nin daha önceki modelleri de gerçekten de güzeldi. Fakat burada kalite böyle uçmuş gitmiş. Bu tabletin üzerinde 4 adet hoparlör bulunuyor. Bunlar bas hoparlör. 2 tane de tiz hoparlör bulunuyor. Ve ses kalitesi ki özellikle ben bir ilk açılış videosu çektim. Onu da paylaşmıştım sosyal medya hesaplarımla. Ses kalitesi gerçekten de üst düzey. Şimdi onu izleyelim. Ardından bir de böyle küçük bir daha önceki videolarımdan bir ses örneğini size izleteceğim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Bakalım siz ses kalitesini nasıl buluyorsunuz? Keskin bir şekilde tasarlanmış. Bunun dışında kapağı açtığımızda kulaklıklara ulaşıyoruz. Ön tarafta bir tane LED lambamız var. Alt kısımda bir tane tip C bağlantı yuvamız var. Ve kulaklıkları bu şekilde çıkardığımızda hemen elimize gelmiş oluyor ve kullanmaya başlıyoruz. Yan yüzünde gizli bir düğmemiz var. Bu Bluetooth arama moduna geçiyor. Etraftaki cihazlarla bağlanabilmesi için. Gelelim Huawei MatePad Pro 13.2'nin kamerasına. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera olduğunu söylemiştim. Arkada da arkadaşlar 13 megapiksellik bir ana kameraya ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Her ne kadar tabletlerin asıl görevi fotoğraf çekmek, video çekmek olmasa da bu üründe hem ön hem arka kameraların kalitesi gerçekten de üst düzey ki önceki modellerde de böyleydi. Bu inceleme için de bu cümleyi çok kurdum belki ama Huawei önceden beri zaten kameralara önem veriyordu tablette ki telefonlarda zaten öyleydi ama tablette de önem veren önemli markalardan bir tanesiydi ki diğer marka çok önem vermiyor mesela. Bu modelde de kameralar gerçekten de iyi sonuçlar veriyor. Bu cümleleri kurarken size birkaç tane örnek fotoğraf gösterdim ekranda. Şimdi isterseniz video örneklerini izleyelim ve incelemeye devam edelim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad Pro 13.2'nin ana kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ana kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Tabii ki bu maksimum çözünürlük. Şu anda yine çekimi yaptığım ortamdayım ve özel aydınlatmalar sayesinde ortam oldukça aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Siz de bu tabletle birlikte bir video kaydı yapmak istediğinizde ana kamerada bu şekilde ses ve görüntü kalitesine ulaşacaksınız. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad Pro 13.2'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kamera arkadaşlar 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ve şu anda videoyu çektiğim ortamdayım ve özel ışıklarım var. O ışıklar sayesinde bir aydınlatma imkanı da bulunuyor. Siz de bu ürünü kapalı bir mekanda video çektiğiniz zaman ön kamerada 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir kalite ses ve videoda ulaşacaksınız arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bu arada video ve fotoğraftan bahsettim. Örnekleri de izledik ama Huawei'nin geliştirdiği özel teknolojiler yardımıyla ofisteki, mesela ofiste diyelim ki bu ürünü kullanarak bir online görüşmeye katıldınız. Kameranız açık. Etrafta da gürültü var birazcık. Özellikle açık ofislerde bu sorun çok oluyor. Özel geliştirdiği bir teknoloji sayesinde etraftaki gürültü minimize ediliyor ve karşı tarafa yani toplantıya katıldığınız ortamda diyelim ki Zoom'dasınız veya başka bir programdasınız. Gürültü çok daha az şekilde iletiliyor. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Yani iş anlamında da ciddi olarak
kullanılabilecek bir tablet bilgisayar var karşımızda. Şimdi tabletin özellikleri arasında arkadaşlar ekranı bölme fonksiyonu da var. Ve bu biraz daha geliştirilmiş bu arada önceki sürümlerden farklı olarak. Artık çok daha farklı şekillerde bölüm yapabiliyorsunuz. Ve aynen bir bilgisayar derim işte Windows kullanıyormuşçasına farklı bölmeler oluşturarak uygulamalar arasında geçişi böyle ekranda görerek yapabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Uygulama çoğaltma özelliği de bulunuyor. Ve ek olarak da şunu da söyleyeyim. Eğer elinizde farklı Huawei cihazlar varsa Super Hub özelliği sayesinde bunları da yine tabletle etkileşimli olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela telefon özellikle bu konuda çok başarılı. Telefonunuzu bağladığınız zaman telefonun ekranını tablet üzerinden kullanmanız mümkün oluyor. Çift taraflı bir etkileşim haline geliyor ki Huawei'nin diğer modellerinde de bulunan bir özellikti. Bu artık çok daha ileri bir şekilde ve ileri bir noktaya şekilde geliştirilmiş durumda. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bu üründe Harmony OS işletim sistemi kullanıyor. Android deneyimine fazlasıyla bir yakın işletim sistemi bu biliyorsunuz. Uygulama tarafında da sıkıntı olmuyor çünkü bütün Android uygulamalarını bu ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz. Google tarafındaki durumu ise şöyle çözüyorsunuz. Eskiden GSpace vardı, hatırlayanlar vardır belki aramızda. Ben daha önceki incelemelerde GSpace kullanıyoruz demiştim. Şimdi GBox isimli başka bir çözüm gelmiş ve GBox yardımıyla arkadaşlar Google üzerindeki bütün uygulamalarınızı ve Google servislerini kullanabiliyorsunuz. Bu da hani ben bu tableti kullanacağım ama Google servislerini de kullanmak istiyorum diyenler için önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 10.100 mAh'lik pil olduğunu söylemiştim. Markanın verdiği değerlere göre sürekli video izlediğiniz zaman 12 saate yakın bir pil ömrü var. Ben de yaptığım ölçümlerde ve testlerde arkadaşlar benzer süreleri buldum. Yani bu günlük olarak baktığınızda aslında bu tableti yanınıza aldınız. Diyelim ki sabah 8'de 9'da evden çıktınız. İşinize gittiniz, okulunuza gittiniz ya da farklı bir yere gittiniz. Bir gün boyunca çok rahat bir şekilde sizi götürecek bir cihaz var. Çünkü zaten 12 saat boyunca hani sürekli video izleyemeyeceksiniz. Normal kullanımda arada açıyorsunuz, arada kapatıyorsunuz. Farklı uygulamalar kullanıyorsunuz. Bunlarla birlikte bir günü çok rahat çıkarabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. 88 wattlık hızlı şarj desteğinin olması da önemli. 66 dakikada 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Ki normalde tabletlerde böyle hızlı şarj olmuyor ama Huawei bu konuda güzel bir adım atmış. Gelelim Huawei MatePad Pro 13.2'nin kimler için uygun olacağı. Söylüyorum şimdi arkadaşlar. 1. İş dünyasında çok işe yarar. Onu söyleyebilirim. Hani not almanız, böyle işte çeşitli uygulamaları kullanmanız, çizim kabiliyetiniz varsa onları da kullanmanız açısından bu tarafta güzel. Ve yani böyle çantamı atayım, işte toplantıya giderken yanında götüreyim veya online bir toplantıya bu cihaz üzerinden katılayım. 10 numara 5 yıldız işinizi görür. Öte yandan öğrenciler için de işini görecek bir cihaz. Nasıl görür? Üniversite öğrencilerine olabilir. Gayet de başarılı bir şekilde olur bence. Ek olarak lise öğrencileri de bu cihazı kullanabilir. Çünkü liselerde de artık bu tarz teknolojik cihazlara izin veriliyor. Kalem meselesi çok fazla cihazda yok. Bu da bana gelen çok soruların bir tanesinde özellikle tablet inceleme çok geliyor bana. Kalem var mı? Kalem desteği var mı? Bunda zaten standart olarak kutusundan yani onlarla beraber alıyorsunuz zaten. Yani bunu tek başınıza almıyorsunuz. Klavye ve işte bu kalemiyle birlikte satın alıyorsunuz. Gerçekten de bu öğrenciler için biçilmiş kaftandan bir tanesi. Ayrıca yanında böyle bir şeyler izlemek için, bir şeyler yazmak için, bir şey not tutmak için bir tablet arayanlar için de güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Aslında herkes kullanabilir tabii ki böyle bir ürünü. Anlattığım bu 3 kategorideki kullanıcıların daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Tabii ki son olarak da şunun altını mutlaka çizeyim. Eğer resim kabiliyetiniz varsa, çizim yapmayı seviyorsanız ve hani bu kalem hissiyatını veren bir tablete ihtiyacım var ki öyle güzel tabletler de var bu arada ama bu ürün aynı zamanda normal bir tablet olarak da kullanılabilmesi açısından önemli bir avantajı var ve bir bilgisayara da ihtiyacınız yok. Çünkü normal tabletlerin bir kısmı biliyorsunuz çizim tabletlerinden bahsediyorum. Bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Bu ürün zaten kendisi bir bilgisayar olduğu için de böyle bir kullanımda imkanı sunuyor. Yani son olarak da şunu söyleyebilirim. Aynı zamanda çizim yapmak isteyenler ve çizim konusunda kabiliyeti olan ya da bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler için de güzel bir cihaz olmuş Huawei MatePad Pro 13.2. Toparlamak gerekirse Huawei MatePad Pro 13.2 çok güzel klavyesi, touchpad'i, kalemi ve ekran ve diğer özellikleriyle birlikte gerçekten de güzel bir ürün olmuş. Rakiplerine baktığımızda fiyat tarafında oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. En yakın rakibinden ciddi manada uygun bir fiyattan satılıyor paket olarak aldığınız zaman ve böyle bir paketle bütün işlerinizi görebiliyorsunuz. Bence bu da Huawei MatePad 13.2'nin önemli artılarından bir tanesi. Tabletin satış fiyatı 32.999 TL. Bugünlerde bu ürünü satın aldığınızda 6 aylık, yanlış duymadınız arkadaşlar, 6 aylık ekran hasar garantisiyle birlikte alabiliyorsunuz 32.999 TL'ye. Bence az önce söylediğim sebeplerden dolayı rakam
gerçekten de rakiplerine göre ve benzer özellik sunan cihazlara göre çok 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 uygun. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei MatePad Pro 13.2'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bana yaşattığı deneyimden bahsettim. Özelliklerini anlattım ve diğer fonksiyonları size aktarmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır, olacaktır. Yorumlarda sorularınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olarak bu tarz içeriklerin sayısının artmasını ve benim bu konuda daha fazla motive olmamı sağlayabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olanlar da varsa aramızda teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyip de evet ben zaten aboneyim ya daha ne yapayım diyenler de olabilir belki. Onlar da videoları beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilir. Bu tarz destekler de kanalın büyümesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.